Kulağımda aşırı uğultu var demiş. Kulakta uğultu varsa, çınlama varsa bunun sebebi iç kulağın içerisindeki salyangozun içinde tüysüzler var. Onun üstündeki iplik gibi düşünün. 10 milyon defa büyütülmüş hali. Bunu besleyen damar kıldan 1000 kat daha ince. Angstrom çapında. Angstrom. Damar buradaki tüysüzleri besleyen, iç kulağın içindeki salyangozun içindeki tüysüzleri besleyen damar angstrom çapında. O kadar ince. Bunun içinde plak oluştuğunu düşün. Beslenemez. Kan akışı yok. Vitamin yok, mineral yok, enzim gitmez. Gitmezse ne olur? Tüysüzler, halın üstündeki iplik gibi sağa sola yamuldu mu, eğildi mi, büküldü mü? Bunu tüysüzler altında sinir hücreleri var. Bu sinir hücreleri dışarıdan gelen ses dalgalarını, sesleri beyine iletir. Telefon şebekesi gibi. Böyle bir cızırtı var, ne diyorsun? Beyin. Beyin de der ki, ha bu şudur, şu şudur. Fakat tüysüzler bu mesajı göndermekte sorun olursa, cızırtı olursa beyin çözemediği için kulak çınlaması ortaya çıkar. Kiminde ağrı vızırtısı, kiminde su şelalesi, kiminde patlayan bir arı gibi vızzzzz diye bir ses, herkeste farklı farklı çınlama uğultu olur. Ben Türkiye ile Almanya arasında belki 100 defa uçtum uçakla. Evet, Antalya'da daire alayım, Antalya'da arsa alayım derken dolandırıldık. Dairenin parasını kurtarayım, o arsanın parasını kurtarayım derken oraya git, buraya git, şuraya git, çok geldim, gittim. Hala da çarpanın biri de cami hocası. Neyse, adamlar oraya gitti, kayboldu, orada gitti, burada gitti, şöyle oldu, böyle oldu derken çok gelip gittim. En son bir uçakta uçtuğumda öyle kötü bir iniş yaptı ki basınç oluştu. Uçaktan indim, kulağım çınlamaya başladı. Bitmiyor. Neyse umursamadım. Akşam işte geç vakitte yattım. Bu çınlamadan dolayı uyuyamadım. Hemen kalktım. Zencefil yani iksir içtim. Yarım fincan. Sabah kalktım. Devam ediyor. Günde 7-8 defa yarım fincan içtim. Hiç korkumdan artık 3 defa 5 defa değil 7-8 defa. Aklıma düştü içtim. 3-4 gün sonra hamdolsun kurtardım. Yani benimki tabii akut bir durumdu. Atlattık. Kronik olursa 4-5 ay. 4 yıllık bir kulak çınlaması tedavisi 4-5 ay sürebilir. Beslenmenizi değiştirmeniz lazım. Damarlarda plak oluşmaması için un mamulleri tüketmemek lazım, tatlı tüketmemek lazım, meyve tüketmemek lazım, doğru beslenmek şartıyla kulak çınlaması sorun değil. Ginkgo setiyle tedavi ederiz. Kilolu ise BT, kilolu değilse B seti.